olmayanlara özgürlüğü uygulamaz. Şimdi bir makale sizlerle paylaşacağız. Mehmet Göktaş Doğru Haber gazetesinde pusuda bekliyoruz başlıklı bir makale kalemi almış. Bakalım pusuda bekliyoruz derken neyi kastetmiş detaylarını şimdi okuyalım. Hani bir zamanlar New York'ta 24 saatliğine elektrikler kesilmişti de o gece sabaha kadar şehrin bütün mağazaları, çarşıları yağmalanmıştı medeni dünya şaşkına dönmüştü. Müslümanlar olarak bizler de bu konuyu anlatıp durmuştuk ki işte sizin medeni dediğiniz dünyanız budur. Bir gecede boyası döküldü, foyası ortaya çıktı demiştik. Maalesef Müslümanlar olarak bir başka açıdan biz de aynı durumu yaşıyoruz. Onlar elektriklerin kesilmesini bekliyorlarmış. Bizler de birbirimizin günah işlemesini, hata yapmasını, tökezlemesini bekliyoruz. Peki ne olacak? Hemen düdüğe koyup her tarafa üfleyeceğiz. Bir anda her tarafa yayı vereceğiz. Pusuya yattık. Müslüman kardeşlerimizin hatasını bekliyoruz. Hem de kedinin avından gözünü ayırmadığı bir dikkatle bekliyoruz. Hele bir de tekfir edebileceğimiz bir cinsten olursa bu hata ve günah oh ne güzel olur. Allah aşkına bu nasıl bir fecaat? Bu hangi bunu hangi imanla yapabiliyoruz? Bir Müslümanın günah işlemesine nasıl sevinebiliyoruz? Cennette bize de yer açıldı. Yoksa cennette boş yer kalmıyordu neredeyse diye mi seviniyoruz? İyi bilelim ki cennet çok hem de çok geniştir. Sadece bir kişiye verilecek cennet yerler gökler genişliğindedir. Son günlerde hocaların, siyasilerin ve akademisyenlerin tartıştığı İslam'ı güncelleştirme konusu bıkkınlık hatta kokuşmuşluk düzeyinde seyretmektedir. Tartışmaların seviyesizliği bir tarafa, New York yağmalamasını çağrıştıran ve birçoğumuzun pusuda bekleme hastalığını deşifre etmesi açısından üzüntü vericidir. Müslümanların hata yapmalarını pusuda bekleyen yeteri kadar kafir ve münafık vardır. Müslümanlar bunu görmüyor mu? Kendisinin daha başka bir tavır takınması gerekmez mi? Hüsnü zan diye bir şey bilmez der mi? Duyduklarını hayra yorma diye bir özellikleri yok mudur? Hepsinden de önemlisi kardeşinin ayıbını, günahını örtme diye nebevi bir ilkeleri yok mudur? Allah aşkına bu ne hal böyle? Müslüman kardeşinin hatasından, kusurundan dolayı neredeyse bayram ediyoruz. Sevinçten avuçlarımız ayrık kalacak neredeyse. Bunu yaparken de fetvasını çabucak buluyoruz. Neymiş efendim? İslam'ı savunuyoruz. Allah için İslam'ı savunduğumuz kadar da Müslümanları harcamamaya dikkat etmeli değil miyiz diye soruyor. Mehmet Göktaş Doğru Haber gazetesinde ne yazık ki pusuda bekliyoruz başlığını almış makalesine Müslümanların durumunu hele hele birbirlerine karşı yaklaşımlarını bu şekilde